Beran'ın ailesinin onayı olmadığından dolayı evlenemeyen Beran ve Akile çiftini stüdyoda bir sürpriz bekliyordu. Ancak bu sürpriz Beran'ı gözyaşlarına boğdu. Beran'ın süt annesine gitti arkadaşlarımız. Ben baktım, büyüttüm. Çok emem geçti. Ama Allah razı olsun annesinden, babasından. Çok sağ olsunlar. Benim evlat hasretimi gidiyordular. Onlar kapıdan kovunca ben kabul etmek zorunda kaldım. Dışarıda kalmasın diye. Bu evliliğin siz nasıl bakıyorsunuz Akile ile Beran'ın evliliğine? Annesi babası karar ver. Onu ben karar vermem. Annesi ki daha iyisini söyler. O daha iyisini bilir. Beran'ın her şey Beran'ın annesinde. Annesi bilmesi lazım. Beran bu evliliğe süt annem onay versin bana yeter demişti. Ancak Beran'ın süt annesi karar Beran'ın gerçek annesinin dedi. Ekibimiz de Beran'ın annesi Nuran Hanım'ın kapısını çaldı. Ancak Beran Akile çiftiyle Nuran Hanım arasında bir köprü olmak ve gençlerin evlenebilmesi adına attığımız iyi niyetli bu adım Nuran Hanım tarafından pek hoş karşılanmadı. Size ben anlatamıyorum zaten. Bir konuşsam hasta. Benim çocuğuma bir şey olsun. Tamam, siz bilirsiniz. Çekmeyin beni. Çok üzüldüm ya. Abla ben ne diyeceğimi şaşırıyorum. Sizden de annemin adına özür dilerim. Böyle yaptığı için. Estağfurullah, estağfurullah. Yani ben annem düzelecek, izin vereceğini biliyorum. Hı. Ben inanıyorum. Ha buradan da evlenmeden gitmeyeceğim. Ha, ister kabul etsin, ister kabul etmesin. Ben bu nikahı yapacağım abla. Ama biz onay istiyoruz ailelerden. Onay için burada değil misiniz çocuklar? Ben onay almak istiyorum. Onay almadan... Seni biliyorum. İnanıyorum da. Ama biraz savaşmam lazım. Savaşacağım. Onu da biliyorum. Mikrofonda arıza mı var? Heh, yakın tut annem. Yani ben bu savaşı vereceğim. Kazanacağımı da inanıyorum. Hı. Ben Akile'yi yalnız bırakmayacağım hiçbir zamanda. Yani hep beraber savaşacağız. Kazanacağımı da inanıyorum. Annem inat etti mi ediyor. Evet. Ama yumuşayacağını inanıyorum. Evet. Peki Akile ne hissettin kayınvaliden? Bir anda olsa yüz yüze geldiniz. Evet. Kapıyı açtı. Ne hissettin? Yani güzel bir şey aslında kapıyı açması. İlk başlarda bize kapıyı açtı. Sonradan kapıyı kapatması. Ha, niye kapattı? Yani istemiyor. Niye? Çocuğum olduğu için istemiyor Seda abla. Hani tek suçum çocuk olması. Hani o şekilde i̇çeri yapınca. İçeri almadı seni. Neden içeri almıyor? Ne olacak içeri girersen? Ne yapacaksın ki? Bir şey yapmayacağım ama onların hani düşüncesi de biraz bizi şey yapıyor. Hani bilmiyorum nasıl olacak. Yani diğer taraf da kapıyı kapattı. Beran'ın tarafı da kapıyı kapattı. Evet. Savaşacağız. Biz sonuna kadar savaşacağız. Yani o kapıyı açtırmak için savaşacağız. Yani peki ben bir şey anlayamıyorum. Gerçekten sadece çocuk yüzünden mi? Başka şeyler de var mı? Başka bir şey olacağını düşünmüyorum abla. Konuşma fırsatı vermiyorlar ki size. Vermiyorlar. İnanmıyorlar, yani, dinlemiyorlar. Çocuk yüzünden de bu kadar tavır olur mu ya? Başka babam şey işte oldu. Çok şey yapıyor. Arkamda babam aslında Seda abla. Annemin yüzünden babam da arkamda durmuyor şu an. Peki bir beterimiz daha var diyor Mustafa. Beran ve Akile Manisa'ya Akile'nin ailesinin yanına gitti bu sefer. Bir de onu izleyelim. Beran ve Akile evlenmek için Beran'ın ailesinden bir türlü onay alamıyordu. Bu çocuklar burada. Dün ağladı senin oğlum Beran. Yani hiç mi için sızlamadı? Sızlasaydı abla böyle yapmazdı. Sızlamıyor. Biz hep beraber oturalım, konuşalım, anlaşmak istedim. Ben de size başvurdum. Sağ olasın, Allah razı olsun abla. Başvurumuzu kabul ettin. Annem o benim. Ne yaparsa yapsın annem. Aferin. Ama böyle yapması beni... Üzüyor abla. Sabahın sultanı Seda Sayan ekibi olarak onay için bir kez biz çaldık Beran'ın ailesinin kapısını.
Ancak hiç hoş karşılanmadık. Çekmeyin beni. Bu sefer Akile'nin Manisa'daki ailesinin kapısını çaldık. Akile'nin annesi ve babasının bu ilişkiye desteği tamdı. Sevdilerse iyi ama benim istediğim sonuna kadar birbirlerinin elini bırakmasınlar. Çünkü Akile Beran için herkesi karşısına aldı. Herkesi sildi. Beran da buna layık olmasını isterim. Beran'ın ailesi neden bu evliliğe karşı çıkıyor? Sen ne diyorsun bu karşı çıkmaya? Bence kabul etsinler. Yani oğlu bunu sevmiş. Bence izin müsaade etsinler. Akile ile Beran evlendiler ve bir yuva bulamadılar. Buraya geldiler. Ne, nasıl olur? Açar mısın evini? Ben sonuna kadar yanlarındayım. Ama beni de sıkıntı verirler ya. Kabul edin değiller. O yanlış yaptı değiller. Bizim namusumuza göre ters değiller. Hepsi bunları söylüyor. Ben ne yapacağım o zaman bu durumda? Sen arada kaldın. Kaldım. Ben onları sokağa atar mıyım? Kendim açıkta yatarım, açıkta durdurmam. Kendim yemem, yediririm. Neticede benim evladım. Hiçbir an evladının kötü olduğunu istemez babam. Ben arkasındayım. Hem Akile'nin hem Beran'ın arkasındayım. Evet. Evlensinler yani. Her zaman destek hazırım yani. Babası, annesi de kabul etsin yani. Akile annesiyle birlikte kalan kızını da almak istedi. Kızımı zaten alacağımı biliyor. Biliyor. Evet, onu alacağımı da biliyor. Hani zaten kızın da bana gelmek istiyor. Ki alacağım. Yani en kısa zamanda kızımı zaten yanıma alacağım. Bizi bekliyor şu an abla. Evet, şu an gidip almamızı bekliyor. Akile yayında böyle söylemişti. Ancak eski eşi Sabri Bey görüş gününde kızını alıp kayıplara karıştı. Akile kızını geri almak için eski eşinin evine gitti. Ancak kapı duvardı. Gaye! Sabri! Gaye anneciğim kapıyı açın. Yani bir engeli aşıyoruz. Evet. Anneni babanı ikna ettik Akile. Şimdi çocuk kayıp. Yok şu an çocuk annemde Seda abla. Cumartesi niye günü. Niye kaçırmış o gün çocuğu? 29 Ekim diye yanına almış çocuğu. Öyle söylenildi bize. Cumartesi günü emniyete teslim ediyor. Annem oradan çocuğu alıyor işte. Niye emniyete götürüyor çocuğu bu? Anneme teslim etmek istememiş başta. Ben emniyete teslim edeceğim. Ben şikayette bulunduğum için. Ha. Şikayet ettik cumartesi. Şu an çocuk annemde. Yok ortada diye. Çocuk yok ortada diye şikayet evet. Şikayeti ettiğinizi duyunca. Aynen Seda abla. Arayıp haber mi verdiniz? Biz haber vermedik. Zaten telefonu kapalıydı. Cuma günü ben çok aradım Emniyetten onu. Emniyetten aradılar o zaman. Emniyetten bir şekilde ulaşıyorlar. Götürüp kızı bıraktı. Evet, evet. Annem de oradan teslim alıyor. O çocuğa bunu niye yaşatırsın? Çocuğu niye emniyete götürürsün? O çocuğun emniyette ne işi var be kardeşim? Sen boşanmışsın, bitmiş gitmiş. Senin bu kadınla sorunun ne ben anlamadım ki. Çocuktan ne istiyorsun? Kadınla bir sorunun varsa bile. Çocuktan niye? Çocuğu götür. Şu an çocuğum zaten yine beni bekliyor Seda abla. Dün akşam da konuştuk. Bugün sabah yine konuştum buraya gelmeden önce. Anne beni alın. Hani ben sizi bekliyorum bugün diyor. Kendi annesine bırakmış, senin annene mi? Benim anneme. Senin annene evet, bırakmış. Çocuk şu an benim senin kendi annemde. Evet. Beni bekliyor şu an. Bekliyor abla. Cumartesi günü işte gittik, araştırmaya gittik, bulamadık. Kapılarına gittik akşam saat 12'de. Bulamadık, telefonlar ettik, açmıyorlar. Sonra kapatıyorlar. Biz gittikten sonra, bir yarım saat sonra ortadan kayboluyorlar abla. Niye böyle yapıyor? Sorun ne yani? Ne istiyor? Bir sorunu yok zaten Seda abla. Biz hani her bir şeyimiz resmiyette falan her bir şey bitiyor. Evet. Hani çocuk neyin inadını yapıyor bilmiyoruz. Allah Allah. Evet, efendim Akileciğim? Hani neyin inadını yapıyor hala anlamış değilim. Bir şeyin, bana bir şeyini yaşatmaya çalışıyor ama ne yaşatmaya çalışıyor onu tam çözemiyoruz. İntikam almayı düşünüyor abla.
Neden ama ne bırakıp oldu ki? Boşandınız, bitti. Bırakıp gittim diye. Zaten mutlu değildiniz. Zaten evet, seni değildik. Eziyordu. Zaten psikolojik şiddet uyguluyordu. Evin içinde huzur yoktu. Öyle bir ortamda çocuğun büyüyeceğini, mutlu ortamda büyümesi daha doğru. Aynen öyle. Biz onun için uğraşıyoruz abla zaten. Evet, biliyorum. Ben onun için uğraşıyorum. Hem Akile için hem Gaye için. İkisi için uğraşıyorum abla. Şimdi Akile, senin anne ve babanın, Beran'ın anne ve babasına seslenmesi acaba bir şeyleri değiştirir mi? Ben değiştirir diye düşünüyorum Seda abla, inanıyorum. Çünkü Nurhan Hanım şimdi izledi, mutlaka izliyor. Nurhan evet. Hanım, seni seviyoruz, lütfen telefona bağlan. Bak Akile annesini babasını yumuşattı. Onlar dediler ki biz sonuna kadar arkasındayız. Benim bir şey çok dikkatimi çekti. Akile'nin annesi dedi ki Akile Beran için herkesi karşısına aldı dedi. Demek ki Nurhan Hanım senin oğlunu Akile çok seviyor. Evet, çok severim Seda abla. Ha işte anlat Nurhan Hanım. Yani cennetten bile vazgeçecek kadar çok seviyorum. O yüzden biz hani müsaade etsin. Biz artık Nurhan yolumuza... Hanım'a bunu anlat. De ki ben senden anlayış bekliyorum. Ben senin oğlunu üzmeye değil, sevmek için hayatındayım. Üzmek için değil. Anlasam anlar mı ki? Neden inanmıyor acaba Nurhan Hanım sana, Akile? Neden... Ona inanma. Seda abla şöyle bir şey var. İnanmamak değil. O zaten hani kayınvaliden beni kendi kızı gibi gördük başta. Sen benim kızımsın dedi ilk evet. gittiğimizde. Evet. Benim kızımın olduğunu duyduktan sonra bu şekilde yaptı. Sadece benim bizi kabullenmemesi çocuğumun olması. Ha. Çocuğumdan dolayı kabullenmiyor. Başka yani hiçbir ben hiçbir şekilde ne olursa olsun evladımı çünkü asla ki, bırakmam. Çünkü diyor ki aslında onu bir daha belki kaçırmış olanlar için izlettirmek istiyorum. Beran'ın annesi Nurhan Hanım bakın neler söylemişti. Bizim evimize geldiğinde ben bekar olduğunu biliyordum. Sonradan öğrendim ki eşinin yanından kaçmış gelmiş. Bunu da eşi beni aradı, eşi anlattı. Eşinin yanından kaçıp geldiğini biz öyle öğrendik. Ya bir çocuğu annesinde bana yalvarıyor annesi annemi bana gönder diye ya. Teyze ne olur annemi bana gönder o çocuk diyor bana ya. Bir çocuğu ben nasıl... Akeli Hanım'ın çocuğu. Evet. Telefonda eşi bana verdi. Annemi bana gönder teyze diyor. Bugün çocuğunu bırakıp da benim yanıma gelen yarın benim yanımda da bir çocuk bırakır giderse ben bakamam. Bak açık ve net söylüyorum. Benim çocuğum onun kabul ediyor. Etsin ben çocuğumu da reddederim. Benim öyle bir çocuğum yok. Kabul de etmiyorum. Ha o benim oğlum çıkar gelip. Şimdi diyor ki işte çocuğun hani seni. Çocuk neticede annemi bana gönder diyor. Çocuk bilmiyor ki bir şeyi. Yani. Çocuğun söyleyeceği laflar bunlar. Ama tabii ilk... Çocuktan öğrenmesi ve senin eski eşinden, çocuğun babasından bunu öğrenmiş olması Nurhan Hanım'ı çok sarsmış belli ki. Evet. Peki senin eski eşin arayana kadar siz kadıncağıza söylememiş miydiniz? Ben söylemedim abla. Ben söylettirmedim. İşte normalde... ah keşke adamdan önce siz söyleyeydiniz. Kadın şey olmuş orada, şoka uğramış. Abla söyleseydim bile aynı tepkileri alacaktım. Ne dedin Sevgi? Baştan söylemeleri gerekiyordu.